Aşağıdaki görselde A, B ve C yüzeyleri gösterilen bir cisim verilmiştir. Cismin A, B ve C yüzeylerinin en büyüğü A, en küçüğü ise C yüzeyidir. Cismin A, B ve C yüzeylerine bırakıldığında bulunduğu zemine uyguladıkları basınçlar PA, PB, PC arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Katı basıncında yüzey alanıyla basınç ters orantılı. Yani A'nın yüzey alanı en büyükse A'nın basıncı yani PA en küçük olmalı. C'nin yüzey alanı en azsa o zaman uyguladığı basınç PC en büyük olmalı. PB de ortada kalır. Bu durumda seçeneğimiz B seçeneği. Aynı maddeden yapılmış düzgün şekilde K, L, M ve N cisimleri özdeş kum yüzeylere bırakılıyor. Temas ettiği kum zemini diğerlerine göre daha büyük basınç uygulayan aşağıdakilerden hangisi? Katı basıncı P, K diyelim. Bu şekilde ifade edilir. Ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlık yerine kuvvet de kullanılabilir. Ağırlık zaten bir. Buna göre bakalım. Zaten yukarıdaki değer Newton ağırlık olduğu için aşağıdaki değer de yüzey alanı olduğu için şöyle bir bölü çizgisi hepsini çiziyorum. A'ların da örneğin 1 olduğunu varsayıyorum. Hepsi için aynı değer olduğuna göre. Burada değerimiz 100. Burada 50. Burada 200. Burada 100 çıkar. Bakıldığı zaman M'deki basınç en fazladır. Doğru seçenek C seçeneği. Zemine temas eden yüzey alanları eşit varlıklar arasında K büyük M, o da büyük L ilişkisi olan cisimler aşağıda gösterilmiştir. Bu cisimlerin bulundukları yüzeye uyguladıkları dik kuvvetler arasındaki aşağıdakiler. Uyguladıkları dik kuvvetler basınçlarımız. Basınç için ağırlık bölü yüzey alanı kullandığımıza göre ve yüzey alanları hepsinde eşit olduğuna göre örneğin hepsi için 1 olursa o zaman katı basıncı direkt olarak ağırlıklarına eşit olur. Burada verilen ağırlık sıralaması bizim basınç sıralamamız haline geliyor. O zaman K büyük, M büyük, L yani K, M, L, D seçeneği doğru cevap. Bir masa üreticisi bir modelinin bazı yüzeylerde ayaklarının temas ettiği noktalara bir süre sonra zarar vermeye başladığını anlıyor. Üretici firma işlemlerinden hangilerini yaparsa modeliyle ilgili sorunları giderebilir. Demek ki ayaklarının uyguladıkları basınçlar fazla. Bu basıncı azaltmamız gerekiyor. Basınç katı basıncı cismin ağırlığına ve yüzey alanına alakalıdır. Yani ya yüzey alanını arttıracağım, şöyle yukarı ok çizeyim arttıracağım ya da cismin ağırlığını azaltacağım. Bu basıncı azalttığı için işimi çözer. Bir masayı daha hafif malzemelerden oluşturur. Bu ağırlığını azalttığı için işimi çözdü. İki masanın ayaklarının temas yüzey alanını büyütmek. Bu da alanı arttırdı. Bu da işimi çözdü. Bunu da alıyorum. 3. Masayı en boy ve yükseklik olarak ebatları ile orantılı olacak şekilde büyütmek. Her anlamda her yerini aynı orantıyla büyütürsek evet yüzey alanları belki artmış olabilir ama aynı oranda ağırlık da arttığı için bu işimi çözmez. Yani masanın basıncı değişmemiş olur. Geliyorum. Doğru cevabım 1 ve 2 A seçeneği. Bir öğrenci homojen olan 8S yüzey alanlı bir pizzayı 3 parçaya ayıracaktır. Öğrencinin pizzayı ayırdığı parçaların yüzey büyüklükleri aşağıda verilmiştir. Pizzanın K, L ve M parçalarının bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eğer katı basıncında bir cisim düzgünse ve düzgün parçalara bölünmüşse her birinin zemine yaptığı basınçlar birbirine eşit olur. Örneğin PA eşit, PB eşit, PC gibi bunlar A, B, C, D. Bunun mantığı da şudur. Bölündüğü zaman yüzey alanıyla sahip olduğu ağırlıklar aynı oranlarda bölüşülür. Aynı oranda bölüşüldüğü için bunun tamamının basıncı da bunlara eşit olur. Burada da düzgün bir cisim var ve düzgün parçalara bölünmüş. Burada da parçaların büyüklüklerine bakılmaksızın hepsinin basınçları birbirine eşittir. O yüzden C seçeneğimiz doğrudur. Parçaların uyguladıkları basınçlar birbirine eşit. Ağırlıkları eşit olan K, L, M ve N cisimlerinin üzerinde bulundukları kum zemine temas eden yüzey alanları arasında K eşittir L, o da büyük N, o da büyük M ilişkisi vardır. Cisimler kum zemine temas eden yüzey alanları aynı olacak şekilde ikişerli olarak üst üste konuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisindeki işlem uygulandığında cisim ikilisinin zemine uyguladığı basınç en büyük olur?
Basıncın en büyük olması için bir defa yüzey alanı en küçük olanı alta koymamız lazım. Yani M altta olacak. En ağırını da üste koyacağız ama zaten soru ağırlıklarının eşit olduğunu söylemiş. Yani altta M olacak. Onun üstüne herhangi bir tane koyduğu zaman basınç en büyük olacak. K'nin üzerine demiş. Yani K altta olmaz. N'nin üzerine olmaz. G de M'nin üzerine demiş. Doğru cevap C'dir. Diğerinde D'de ise L'nin üzerine demiş. Olmaz. Doğru seçenek C seçeneği.